1948. O yıl Filistinliler için Nekbe, yani büyük felaket yılıdır. Yüz binlerce insan yurtlarından sürüldü. ...1948, İsrailliler içinse devletlerinin kuruluş yılıdır. Filistinli bir film yapımcısı olarak bu belgesel serisi benim için günümüzü şekillendiren, geçmişteki olayları anlamanın bir yoluydu. ...19 Nisan 1936. Filistinliler kitlesel Yahudi göçünü ve İngiltere'nin Siyonist Hareket'te ittifakını protesto etmek için ulusal bir boykot başlattı. İngilizler de buna şiddetle karşılık verdi. Boykot 6 ay sürdü. 190'dan fazla Filistinli öldürüldü ve 800'den fazlası yaralandı. Halk isyanından endişe eden Arap liderler, Filistinlilere boykotu sonlandırma çağrısında bulundu. Ne yazık ki bu beyanat, Prens Abdullah ve Yemen imamı tarafından imzalandı. Filistinlilere boykotu sonlandırın diyorlardı. Müttefikleri İngiltere'nin sorunları çözeceğini söylüyorlardı. İngiltere'ye iyi niyetini kanıtlaması için bir şans verilmişti. Ne yazık ki bugün bile Birleşmiş Milletler çözümünü tartışıyoruz. Batı'nın iyi niyetini kanıtlaması için Amerikalılara ve Avrupalılara bir şans vermeyi tartışıyoruz. Sanki bu 70 yıl Batı'nın bize karşı iyi niyetli olmadığını göstermeye yetmezmiş gibi. Filistinli liderler, Arap devlet liderlerinden gelen baskıya boyun eğmişler ve Lord Peel liderliğindeki İngiliz Soruşturma Komisyonu'yla bir araya gelmeyi kabul etmişlerdi. Peel Komisyonu, Temmuz 1937 tarihli raporunda Filistin'in bölünmesini tavsiye ediyordu. Raporun çizdiği sınırlara göre, Filistin topraklarının 1/3'ü İsrail Devleti'nin, kalan 2/3'ü de Ürdün'le birleşmek üzere Arapların olacaktı. Kudüs'ten Yafa'ya uzanan bir koridorsa İngiliz mandası altında kalacaktı. Komisyon Filistinlilerin yeni Yahudi devletine tahsis edilmiş topraklardan da naklini öneriyordu. Bu öneriler her yerde yayımlanmış ve ateşli tartışmalara neden olmuştu. Siyonistler, Peel Komisyonu'nun raporundan çok memnundu. Çünkü rapor, insanların uyruklarına ve dinlerine göre bir bölgeden başka bir bölgeye nakledileceğini belirtiyordu. Siyonistler için bu nakil, İngilizlerin de izni ve onayıyla %100'ü Yahudi olan bir devletin yolunu açabilirdi. Siyonist hareket için Peel Komisyonu'nun en iyi yanı buydu. Filistin'deki Araplara yönelik etnik temizlik, Siyonist hareket tarafından onlarca yıldır planlanıyordu. Joseph Weitz liderliğinde bir nakil komisyonunun olduğu biliniyordu.
White, 1930'lu yıllarda Ben Gurion'un sağ koluydu. Siyonistler, Arapların Filistin'den sistematik olarak temizlenmesi gerektiğini düşünüyorlardı. Böylece vatansız bir halk için halksız bir vatan sloganını ortaya atabileceklerdi. ''1930'lardan sonra bunu yoğun bir biçimde ama gizlilik içinde tartışmaya başladılar. Pek çok Filistinlinin, biz tarihçilerin bugün bildiklerini bilmesi mümkün değil. Çünkü bilgiler arşivlerde bulunuyordu.'' 1930'larda Yahudilerin telefon dinlemeleri yapan bir birimi vardı. Bunu çok şaşırtıcı bulmuştum. Müftü Hacı Emin Hüseyin'i dinliyorlardı. Böylece herhangi bir Yahudinin Hacı Emin'le veya onun grubuyla iletişime geçip geçmediğine bakıyorlardı. Herhangi bir sırrı açığa çıkarmasalar bile bu Yahudileri bir daha onunla konuşmamaları konusunda uyarıyorlardı. Filistinlilerin ayaklanması sürdükçe İngilizlerin verdiği karşılık da sertleşti. 1936 ve 37 yılları arasında İngilizler 1000'den fazla Filistinliyi öldürdü. Aynı dönem 37 İngiliz askeri polis ve 69 Yahudi de hayatını kaybetti. İngiltere 1937 yılında sıkı yönetimi ilan etti ve Filistinlilerin en büyük siyasi örgütünü lağvetti. Bu Kudüs müftüsü Hacı Emin Hüseyin'in liderliğindeki Yüksek Arap Komitesi'ydi. Üyelerinden beşi Hint Okyanusu'nda bulunan ve ücra bir İngiliz sömürgesi olan Seyşellere sürüldü. Onlardan biri de Kudüs Belediye Başkanı Hüseyin Halidi'ydi. Halidi, sürgündeyken İngilizlerin politikasını ve Siyonizme desteğini kınayan bir günlük yazmıştı. Tutuklanmaktan korkan Hacı Emin Hüseyin'i ve diğer Filistinli liderler Ekim 1937'de Lübnan'a kaçtı. Filistinlilerin siyasi liderleri artık sürgündeydi. O döneme ait bir ders kitabı Filistinli öğrencilerin neler öğrendiklerini gösteriyor. Kitap Filistin'i Lübnan, Mısır, Suriye, Ürdün ve Akdeniz'e sınırları olan bir ülke olarak açıklıyor. Fakat bütün bunlar 10 yıl içinde değişecekti. Ayaklanma Filistin liderliğinin yokluğuna rağmen devam etti. İngiltere ayaklanmayı bastırmak için destek güçler gönderdi. İngiltere olayları bastırmaları için en ünlü generallerini görevlendirdi. General Wavell, General Deal, General McMichael ve General Ritchie. Dördü de Birinci Dünya Savaşı'nda savaşmış, deneyimli komutanlardı. İngiliz askerleri Filistinlileri silahsızlandırmak için ellerinden geleni yapıyordu. Buna silahlar için yapılan geniş çaplı aramalar da dahildi. Kapının yanında boş bir mermi kovanı bulduklarında bile evi havaya uçuruyorlardı. İngilizler silah bulundurmayı yasaklamıştı. Tek bir mermisi olan birine bile soruşturma açıyorlardı. Silah yasaktı. Bütün köyde sadece 4 tane tüfek vardı. Arama yapmaya geliyorlardı.
Onu buğdaya karıştırıyorlardı. Buğdayı da mısıra ve mercimeğe karıştırıyorlardı. Evi darmadağın ediyor ve gidiyorlardı. Bizi zorla okulda topluyor ve kötü sözler sarf ediyorlardı. Bütün köyü arıyorlardı. Bizi küçük düşürüyorlardı. İngilizlerin kadınları camide nasıl topladıklarını hatırlıyorum. Bu sırada da evlerde erkekleri arıyorlardı. Bu aramalara kara bulut diyorduk. Tanklar ve uçaklar göründüğünde devrimciler kaçıyorlardı. Size bir hikaye anlatayım. Ramazan bayramıydı. Hepimiz camide namaz kılmak için bayramlıklarımızı giyinmiştik. Birden üzerimize uçaklar uçmaya başladı ve ordu köye girdi. Benzinlikleri ve bazı dükkanları açıp bizi silahlarıyla iterek içeriye soktular. Bizi dükkanlara soktular ve içeriye kilitlediler. Suyumuz bile yoktu. Tuvaletimiz geldiğinde altımıza yapmak zorunda kalıyorduk. İngiliz yetkililerin tepkisi çok sert oldu. Filistin'de tutuklama merkezleri kurdular. Ve binlerce Filistinliyi bu merkezlere aldılar. Tutukladılar mı? Evet, tutukladılar. Tutuklananlar arasında bir gazete editörü olan Necip Nassar'ın karısı Sasaç Nassar da vardı. Olağanüstü hal kanunları uyarınca tutuklanan Nassar 11 ay hapis yattı. Ayaklanma sırasında ölü sayısı artarken Filistin basını da halkın ruh halini yansıtıyordu. Bu karikatür de buna iyi bir örnek. Karikatürde Siyonist hareket insan kafataslarından meydana gelen bir temel üzerine devlet kurarken görülüyor. İngiliz yetkililer Filistinlileri silahsızlandırırken, görünüşte milis gücü olarak Yahudi yerleşim birimlerini koruyan Yahudi Özel Hareket Birliklerine silah temin ediyordu. Filistinliler bunu İngilizlerin taraflılığının ve adaletsizliğinin bir kanıtı olarak görüyordu. Bir yeraltı Siyonist paramiliter örgütü olan Irgun, 1938 yılında Arap hedeflere yönelik saldırıların sayısını artırdı. Örgüt aynı yılın Temmuz ayında Hayfa ve Kudüs'te sivillere yönelik bir dizi bombalama eylemi gerçekleştirdi. 68 Filistinli öldürülmüştü. Siyonizmi şiddetten ayrı tahayyül edemiyorum. İsrail devletinin kurulmasından önce de sonra da. Bazı durumlarda İngiliz subaylar Yahudi milisleri eğitiyorlardı. Haganah adındaki silahlı Yahudi örgüt, Siyonizmin ateşli destekçisi İngiliz subay Ord Wingate tarafından eğitilmişti. Ord Wingate, Araplara karşı çok ırkçı davranıyordu. Arap ayaklanması sırasında İngiliz ordusunda bir subay olarak görev yapan Wingate, birliğine Yahudi askerler almıştı. Onlara Filistin köylerini nasıl işgal edeceklerini ve bu köyleri nasıl boşaltıp yok edeceklerini öğretmişti. O, 1948 yılında gerçekleşen etnik temizliğe büyük katkılarda bulunmuştu. İngiliz gönüllüler ve 3 subay. BBC, 1976 yılında Wingate'in hayatını konu alan bir dizi yayınladı. Dizide onun Filistin'deki icraatları işlenmişti. Birlikler İngilizlerden ve Yahudilerden meydana gelecek. İngiliz askerler ve Haganah'ın adamları 15 Mayıs 1938'de saat 19'da bir araya gelecekler.
İleride İsrail Savunma Bakanı olacak olan Moshe Dayan, Ort Wingate'i bir akıl hocası olarak görüyordu. Wingate, direnişçilere yataklık ettiğinden şüphe edilen Filistin köylerine, Haganah ve İngiliz askerleriyle gece baskınları düzenliyordu. Filistin direnişi, 1938 yazında zirve noktasına ulaşmıştı. Yaklaşık 65 yerel lider ve 14 bölge lideri vardı. Bunların %60 ila %70'i İzzettin Kassam'ın takipçisiydi. Yukarı Celile'de bir Kassam komutanı vardı. O İzzettin Kassam'la Yabat Savaşı'nda birlikte savaşmış olan Halil-i İsa'ydı. Aşağı Celile'deki komutan da Kassam'ın takipçisiydi. Tevfik İbrahim'i. Biz bu nedenle bu direnişin Kassam direnişinin devamı olduğunu söylüyorduk. Filistin direnişinin Cenin bölgesindeki lideri Ferhan Saadi'ydi. Nablus bölgesinin komutanı Mayıs 1938'de öldürülecek olan Muhammed Salih Hamid'ti. Komutanlığı daha sonra Abdülfettah Mustafa devralacaktı. Filistinlilerin Kudüs'teki komutanı Abdülkadir Hüseyin'i, Yafa'daki ise Hasan Selame'ydi. İngiliz işgaline ve Yahudi göçüne karşı ayaklanan Filistinliler, 1938 yılında daha düzenli birlikler meydana getirmeye başlamışlardı. Direnişçilerin lideri Abdurrahim Hacı Muhammed'di. İngilizler babamın peşine düştüler ve onun başına ödül koydular. Ama o gizlenmeyi başardı ve işgalle mücadele için birlikler kurmaya başladı. Kendi kendilerine yeten bu birlikler küçük köylerde bulunuyordu. İngilizlerin evimizi bombaladığı günü hiç unutmam. Uyuyorduk. Bizi uyandırdılar ve evi tahliye ettiler. Sonra da bütün binayı havaya uçurdular. Babam 18 Mart 1939'da Hacı Emin'e bir mektup gönderdi. Ona bazı direnişçilerin Şam'a gittiklerini, kıyafet ve direnişle ilgisi olmayan şeyler almak için para aldıklarını söyledi. Babam paranın tüfeklere ve mühimmata harcanması gerektiğini savunuyordu. Abdurrahim Hacı Muhammed, mektubunun son satırında Filistin siyasi liderliğinin duruşunun netleştirmemesi durumunda direnişin yenilgiye uğrayacağı uyarısını yapıyordu. Abdurrahim birkaç gün sonra İngilizlerin Sanur köyünde kurdukları pusuda öldürüldü. Arkasında 4 erkek çocuk bıraktı. Lider Abdurrahim Hacı Muhammed'e 1939 yılında Sanur'da yapılan suikast, İngiliz ve İsrail arşivlerinde bugün hala gizli dosya olarak tutuluyor. Bir dava uğruna ölmek, bir insanın yapabileceği en büyük fedakarlıktır. Hayatlarını feda eden bu gençler, ülkemizin en iyileriydi. Kimse onların yaptığı fedakarlığı yapamaz. Ama onların kendilerine yol gösterecek liderleri yoktu. Planlama ve örgütlenme konusunda eksikler vardı. O dönemde liderlik bölgedeki durumu anlamıyordu. İngilizler 1938 ve 1939 yılları arasında onlarca askeri mahkeme düzenledi. 112 Filistinli idam edildi. 80 yaşındaki Cenin'li direnişçi Ferhan Saadi, Ramazan ayında idam edildi. İngilizler vatanseverlik eğilimi gösteren bütün Filistinlileri fişlemişti.
Onları bozguncular olarak görüyorlardı. Bu vatansever ya da bozguncu Filistinlilerden biri de Akka'da Grek Katolik Piskoposu Gregorus Haccar'dı. O, Filistin'i ele geçirmek isteyen Yahudilere karşıydı. Piskopos Haccar, bugün dahi Arapların piskoposu olarak biliniyor. 1940 yılında Hayfa yolunda bir araba kazasında öldü. Yerel polis raporlarına göre bu bir kaza değildi. Bugün Hristiyanlar da, Filistinli Müslümanlar da ona saygı duyuyor. İngiltere, halka baskı uygulamak için toplu cezalandırmalar yapıyordu. Tarlaları yakıyorlar, erkekleri topluyorlar ve onları yanan kömürler ve kaktüsler üzerinde yürütüyorlardı. İnsanlara işkence yapılıyordu. Yağ ve şeker gibi temel besin maddelerini özellikle birbirlerine karıştırıyorlardı. Halk açlıktan ölüyordu. Evleri yok ediyorlar ve sıcak yaz günlerinde uzun kuşatmalar gerçekleştiriyorlardı. Bütün bunlar Filistinlilerin moralini aşağı çekiyordu. Dirençleri kırılmıştı. Özellikle de birkaç bilinen direnişçinin idam edilmesinden sonra. Direniş, liderlerinin hedef alınmasının yanı sıra sızmalara da maruz kalmıştı. Yahudiler İngiliz istihbaratıyla işbirliği yapıyordu. Bir Yahudi, bir Arap işbirlikçiden aldığı bilgiyi İngiliz ordusuna iletiyor ve birlikte tutuklamalar gerçekleştiriyorlardı. Çünkü o dönemde Yahudilerin resmi bir ordusu yoktu. Yahudiler İngilizlerle iyi ilişkiler kurmuşlardı. Bir işbirlikçiye dönüştürebileceklerini düşündükleri bir Arap olduğunda İngilizlerin onu serbest bırakmalarını istiyorlardı. Siyonistler tarafından kurulan ve finanse edilen İslami Milliyetçi Dernekler vardı. Bu derneklerin amacı milliyetçi hareketin aleyhinde konuşmaktı. Milliyetçi hareket delegeleri Londra'ya gittiklerinde bu dernekler onlara eleştiren telgraf gönderiyorlardı ve onların Filistinlileri temsil etmediklerini söylüyorlardı. Yani Siyonistler İslami dernekler mi kurdular? İslami ve milliyetçi, sadece İslami değil. Ve gizlice onları mı desteklediler? Evet. İngiliz yüksek temsilcisine ve Dışişleri Bakanı'na telgraflar gönderdiler. Filistin direnişi 1936'dan 1939'a kadar devam etti. Bu dönemde yaklaşık 5000 Filistinli öldürüldü ve 10.000'i yaralandı. İsyan sırasında yaklaşık 100 İngiliz askeri ve 400 de Yahudi öldü. Savaşma çağında olan, yani yaşları 18 ile 40 arasında olan her 10 Filistinli erkekten biri ya tutuklanmış, ya öldürülmüş, ya yaralanmış, ya da ülkeden sürülmüştü. 1940'lı yıllarda Siyonist harekete direnecek bir kuşak ortada kalmamıştı. Direnişte aktif rol almış herkes öldürülmüş, kaçmış ya da idam edilmişti. Filistin toplumunda ayakta kalmış hiçbir kurum yoktu. Ne bir aktivist ne de başka bir şey vardı. Toplum çok zayıf bir durumdaydı. Filistin toplumu lidersiz kalmıştı, hem askeri hem de siyasi yönden. Filistin'in sürgün edilmiş liderleri olsa da, onların Filistin'deki olaylarla bağı çok zayıftı. 1939 yılından sonra bölgede gerçek bir Filistin liderliğinin olmadığını söyleyebiliriz. Bu da 1948 yılında yaşananların en büyük nedenlerinden biriydi. Filistin için verilen savaş, Filistinliler tarafından 1948 yılında değil, 1930'lu yılların sonlarında kaybedilmişti. Çünkü İngilizler, Arap ayaklanmasının ve düzensiz Arap güçlerinin başını ezmişlerdi.
İngiltere 1939'da Filistin'in bölünmesini tartışmak üzere Londra'daki St. James Sarayı'nda bir konferans düzenledi. Arap ve Yahudi delegeler ise aynı masada oturmayı reddettiler. Filistinli delegeler, Ürdün, Mısır, Yemen ve Irak'tan gelen delegelerle çevrelenmişti. Salonda Ben Gurion, Weizmann ve Sharet'in de içlerinde olduğu Yahudi delegeler vardı. Onlara dünyanın çeşitli yerlerinden gelmiş, zengin ve güçlü Yahudiler eşlik ediyordu. Biz de haklarımızdan geriye kalanları tartışmak için düşmanımızın gerçek ortağı olan Manda hükümetine gittik. Konferans, 5 hafta süren görüşmelerden sonra Filistin'e barış getirme konusunda başarısız olmuştu. Aynı yıl dünya savaşlarla çalkalanacaktı. İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasından kısa bir süre sonra Filistinli Yahudilerin İngiliz ordusuna alınmalarına izin verilmişti. Silahlı bir örgüt olan Haganah'ın savaşçıları İngilizler tarafından eğitiliyordu. Onlar daha sonra İsrail ordusunun çekirdeğini meydana getireceklerdi. Yahudiler bir planın parçası olarak İngiliz ordusuna alınmış ve bu ordunun bazı birliklerini meydana getirmişlerdi. 1948 Savaşı'nda önemli rol oynayan Yahudilerin çoğu, İkinci Dünya Savaşı'nda İngiliz ordusuna hizmet etmişti. Hiç şüphesiz bunun 1948 olayları üzerindeki etkisi çok büyüktü. Binlerce Yahudi seferber olmuştu. Onlar ağır silahları, topları ve telsizleri kullanmayı biliyorlardı. Filistinlilerse profesyonel bir ordunun sahip olması gereken bu uzmanlıktan yoksundu. İkinci Dünya Savaşı'nda edindikleri tecrübe, Filistin Savaşı'nda Yahudilerin çok işine yaramıştı. Filistin'de Yahudi askerlerin her türlü silahı kullanmada uzman olduklarını gördük. Savaş uçakları, tanklar ve her türlü silah. Askeri strateji konusunda bile her türlü tecrübeye sahiptiler. Yahudi subaylar İngiliz ordusunda yüksek rütbelere ulaşmışlardı. Savaş dünyayı çepeçevre sarmıştı. İsrailli tarihçi Ilan Pape'ye göre bu sırada Yahudi gruplar da istihbarat toplama operasyonlarına başlamışlardı. İlk aşama Filistin'deki bütün köylerle ilgili bilgi toplamaktı. Buna köy proje dosyası deniyordu. Bu dosyalar oldukça ilginçti. Çünkü Filistin'deki her köye dair bilgiler içeriyordu. Bunlar o köy ele geçirildiğinde ne kadar faydalı olacağı ve köyün topraklarının kalitesi gibi bilgilerdi. İnsanların ne kadar zengin olduğunu ve hatta ağaçlardaki meyvelerin sayısını bile biliyorlardı. İnsanların siyasi görüşleri ve o köyü ele geçirmenin ne kadar kolay ya da ne kadar zor olacağı da biliniyordu. Yani 1930'lu yıllarda istihbarat toplamaya başladı. 1930'ların sonlarında ve 1940'ların başlarında. Bunun için Arapların misafirperverliğinden faydalanıyorlardı. Filistin'de bir köye geldiğinizde kim olursanız olun sizi misafir ederler. Onlar da bunu casusluk yapmak için kullandılar. Özellikle iki şeyi öğrenmek istiyorlardı. Birincisi, işgal edecekleri köylere nasıl gireceklerdi? İkincisi de köylerdeki kıymetli varlıklar nelerdi? Böylece işgal gerçekleşince Siyonistlerin sahip olmak istedikleri şeyleri kimse kaçıramayacaktı. Siyonistler Filistin'e gelen Yahudilerin sayısını artırmak istiyorlardı. Fakat İngilizler 1939 yılındaki St. James Konferansı'nın ardından Yahudi göçüne sınırlama getirdi. İngiliz siyasetindeki bu değişiklik Yahudilerin muhalefetiyle karşılaştı. Fransız yapımı Patricia gemisi
1940 yılında Hayfa limanına demir attı. Nazilerden kaçıp buraya gelmiş 1800 Yahudi bu gemiyle nakledilecekti. İngilizler onları Mauritius'a gönderecekti. Haganah örgütü de bunu önlemek ve gemiyi kullanılmaz hale getirmek için gemiye bir bomba yerleştirdi. Patlamanın ardından yan kısmında büyük bir delik açılan geminin batmasıyla birlikte yaklaşık 260 kişi öldü. Bu operasyonun ayrıntıları 17 yıl sonra bombayı yerleştiren Haganah üyesi tarafından ifşa edilecekti. İngilizler Filistin'deki durumu idare etmekte zorlanıyordu. Bu sırada Mayıs 1942'de New York'taki Biltmore Oteli'nde önemli bir toplantı gerçekleşti. Yaklaşık 600 Amerikalı delege ve Siyonist lider bu toplantıya katıldı. Bu toplantı, Siyonistlerin planlarının gerçekleşmesinde İngiltere'nin değil, Amerika'nın rol alacağı düşüncesiyle düzenlenmişti. Katılımcılar arasında Yahudi temsilciliğinin lideri David Ben-Gurion ve Siyonist organizasyonun başkanı Haim Weizmann da vardı. Siyonist organizasyon o toplantıda gelecekte İngiltere'den değil, Amerika'dan yardım aramaya karar verdi. Onların hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat Parti içindeki Siyonistlerle aralarında güçlü bir bağ vardı. Bu bağ bugün bile çok güçlüdür. Bu ilişki zaman içinde gelişti. Amerika Birleşik Devletleri, İkinci Dünya Savaşı'ndan Batı dünyasının lideri olarak çıktı. İngiltere de emperyalist bir güç olarak zayıfladı. Bir zamanlar üzerinde güneş batmayan imparatorluğun üzerine artık güneş doğmuyordu. Bu da Yahudileri Amerika Birleşik Devletleri'ne daha fazla yakınlaşmaya yöneltti. Siyonist sermayeyi ve propagandayı kullanarak Amerika'nın her iki siyasi partisinin de önde gelen isimlerinin dostluğunu kazanmaya çalıştılar. Biltmore bildirgesi özetle Filistin'de Yahudi Milletler Topluluğu adı verilen bir gruba destek veriyordu. Ayrıca İngilizlerin Yahudi göçüne kısıtlama getirmelerini kınıyordu. Diğer Amerikalılar Siyonist program konusunda endişeliydi. Eski Savaş Bakanı General Patrick Hurley, 1943 yılında Filistin ziyaretinin ve Kudüs'te Ben Gurion'la yaptığı görüşmenin ardından Başkan Roosevelt'e bir rapor sundu. Hurley raporunda Siyonist ajandaya karşı şüphelerini dile getiriyordu. Siyonizmin yayılmacı politikasını şu şekilde özetlemişti. Filistin'deki Siyonist yapılanma, genişletilmiş programının amacını şu şekilde ifade ediyor. 1. Filistin'i ve muhtemelen sonrasında Ürdün'ü kapsayacak bir Yahudi devleti. 2. Sonrasında Arap nüfusunun Filistin'den Irak'a nakledilmesi. 3. Tüm Orta Doğu'da ekonomik gelişme ve kontrol için bir Yahudi liderliği. Siyonistlerin Amerika'daki destekçileri kararlıydı. 1944 yılında New Jersey eyaletindeki Atlantic City'de Dünya Yahudi Konferansı düzenlendi. Yapılan konuşmalar Filistin'de Yahudi Milletler Topluluğu'nun kurulmasına yönelik iradeyi açıkça gösteriyordu. İsrail diyarında özgür ve demokratik bir Yahudi Milletler Topluluğu, Yahudiler için dünyadaki özgür toplumlarda olduğu gibi adalet, özgürlük ve eşitlik anlamına gelir. Yahudi sorunu, Yahudi halkına hakları verilene ve Birleşmiş Milletler'in de yardımıyla Filistin'de bir Yahudi Milletler Topluluğu kurulana kadar çözülmeyecektir. Bu konferans Birleşmiş Milletler'e bir çağrıdır. Savaş sonrası yeniden inşa planı, Filistin'de özgür ve demokratik bir Yahudi Milletler Topluluğu'nun kurulmasını da içermelidir. 1945 yılında İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Harry Truman, Siyonist hedefleri destekliyormuş gibi görünüyordu. O, Avrupa'dan sürülen 100 bin Yahudinin Filistin'e göç etmesine izin verilmesini savunuyordu. Birleşmiş Milletleri kurarken beklediğimiz barışa tüm dünyanın kavuşmasını umut ediyoruz.
Filistin'de ise İngilizler Yahudi göçünü sınırlandırma politikasını devam ettiriyorlardı. Bunun sonucu olarak da farklı Yahudi silahlı gruplar İngiliz ordusuna karşı saldırılar başlatmaya karar verdiler. Hagana, Irgun ve Lehi örgütleri birlikte hareket etmeye başladı. Böylece Yahudi direniş hareketi meydana getirilmişti. David Ben-Gurion, Amerika'daki Yahudi cemaatinin üyelerini silah üretim makineleri almak için fon sağlamaya ikna etti. Hagana böylece kendi silahlarını üretebilecekti. Dağlarda eğitim yapıyorlardı. Biz de onlara gülüyor ve bunu neden yaptıklarını soruyorduk. Eğitim yaparken kendilerini dikenlerin üzerine atıyorlardı. Bu sırada Filistinli politikacı Musa Alemi Arap dünyasında bir tura çıkmıştı. Alemi, Arap başkentlerinde Filistin'deki duruma karşı bir rahatlık söz konusu olduğunu fark etti. Genel kanı şuydu: Araplar Yahudilerden sayıca üstün olduğundan Yahudi azınlığı kontrol edebilirlerdi. İngilizlerse Filistin'deki durumun ne kadar değişken olabileceğini görmüş ve İngiliz aileleri tahliye etmeye başlamışlardı. Siyonist hareket ve İngiliz yetkililer arasındaki tartışmalar devam ediyordu. Belgeler, Haim Weizmann'ın Mart ve Temmuz 1946'da İngiliz yüksek temsilci Alan Cunningham'la gizli görüşmeler gerçekleştirdiğini gösteriyor. Bu görüşmelerde Filistin'in bölünmesini tartıştılar. İsrailliler hem Necef çölünü hem de Cerile surlarını kontrol etmek istiyordu. Bunun nasıl olabileceğini konuştular. İngiliz ordusu Filistin topraklarında her iki tarafında silahlarına el koymaya devam ediyordu. 1946 yılının ilk yarısında 300'den fazla Filistinli silah bulundurdukları için tutuklanmıştı. Kudüs Başmüftüsü Emin Hüseyin'i o dönem Fransa'daydı. Savaş yıllarını, İkinci Dünya Savaşı'nı mihver devletlerinin kazanacağını ve bu zaferin Filistin'e özgürlük getireceğini umut ederek İtalya'da ve Almanya'da geçirmişti. Kudüs Başmüftüsü Alman ordusunda Müslüman bölükleri izliyor. Hacı Emin, Filistin'de kurulacak yeni bir liderlikten çok korkuyordu. Çünkü o zaman eskisi kadar etkili olamayacaktı. Kudüs Başmüftüsü Hacı Emin, onun iyi niyetli olduğunu kabul ediyoruz. Ama ben onun gerekli niteliklere sahip olmadığını düşünüyordum. Yine de her şeyi kendi bağlamında değerlendirmeliyiz. Bu adam Filistin'in baş müftüsü ve İslam Konseyi'nin başkanıydı. Ama onu o mevkilere ben getirmedim. İngilizler getirdi. Müftü Mayıs 1946'da Arap liderlerle bir zirve toplantısına katılmak için Mısır'a gitti. Yeni kurulan Arap Birliği'nin gündeminde ilk olarak Filistin'deki duruma hep birlikte bir tepki vermek vardı. Hemen sonrasında Arap Dışişleri Bakanları Suriye'de bir toplantı düzenlediler. İngilizlerin Orta Doğu'daki askeri istihbarat teşkilatının direktörü Tuğgeneral Iltut Clayton da toplantıya gözlemci olarak katıldı. Bu sırada İngiliz ordusu Yahudi silahlı grupların giderek artan saldırılarına hedef alıyordu. Radikaller Kudüs yakınında bir treni havaya uçurdular. Askerler patlamanın meydana getirdiği deliği inceliyor. Nöbetçiler de bölgede devriye geziyor. Kudüs'ün kadim sokaklarında şiddet ve ölüm kol geziyor. Saldırıda 3 kişi öldü. Bir minibüs istasyona hedef aldı ve güçlü bir patlama gerçekleşti. Askerler başka ölü olup olmadığını görmek için enkazı araştırıyor. Kardeşliğin beşiğinde çıkan karmaşa şiddetini arttırıyor. Yeni yüksek temsilci Cunningham soruşturmalarına devam ediyor. İngiliz askerleri sokaklarda devriye geziyor. Her yere sessizlik hakim. Bu fırtına öncesindeki sessizlik olabilir mi? Kudüs'teki King David Oteli, İngiliz mandası güçlerine yönelik en büyük ve pervasız saldırının hedefi olacaktı. Bu bina, İngilizler tarafından yönetim merkezi ve askeri karargah olarak kullanılıyordu.
22 Temmuz 1946'da devasa bir patlama otelin güneybatı cephesini bütünüyle yerle bir etmişti. 91 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırı Yahudi silahlı örgüt Irgun tarafından gerçekleştirilmişti. King David Oteli onların son hedefi olmayacaktı. Irgun, 1 Mart 1947'de Kudüs'teki Goldsmith binasındaki İngiliz Subaylar Derneği'ni de havaya uçuracaktı. Yahudi terörist çeteler otoriteyi sarsmak için harekete geçti. Radikallerin sürdürdüğü şiddet eylemlerinde Subaylar Derneği bombalandı. 16 kişi öldü ve 13 kişi yaralandı. Universal kameramanı patlamadan birkaç dakika sonra olay yerine vardı ve enkazdan çıkarılan şok olmuş kurbanları görüntüledi. Dernekteki 50 subaydan sadece ikisi, eylemciler bomba dolu bavulları binanın pencereleri ve kapılarından içeri atarken yaralanmadan kaçmayı başardı. Pek çok yaralı daha sonra hayatını kaybetti. Dernek harabeye döndü. Bu saldırıya Yahudilerin Hayfa'dan sürülmesinin neden olduğu düşünülüyor. Irgun, Temmuz 1947'de iki İngiliz subayı kaçırdı. Clifford Martin ve Mervyn Pace. Onları tutuklanan ve infaz edilecek olan 3 Irgun üyesinin intikamını almak için kaçırmışlardı. İngiliz yetkililer 3 Yahudi militanı idam etti. 2 İngiliz asker de ertesi gün Netanya yakınlarındaki bir tarlada asılmış bir halde bulundu. 2 İngiliz askerinin Yahudi radikaller tarafından asıldığı Filistin giderek daha tehlikeli bir yer haline geliyor. İngiliz ordusuna mensup iki çavuşun asılması, İngiliz manda yönetiminin Filistin'den ayrılışını hızlandırmıştı. Bu iki İngiliz askerin mezarları bugün Tel Aviv'in güneyindeki Remli askeri mezarlığında bulunuyor. İngilizler, Çavuşlar Olayı adı verilen bu hadiseden sonra daha tetikte olacaklardı. Irgun'un lideri Menachem Begin'di. Grubun sembolü, Filistin'in tamamını ve Ürdün'ü kapsayan bir İsrail haritasını içeriyordu. Irgun çetesinin 35 lideri tutuklandı. İngiliz yetkililer, cinayetten aranıyor ibaresiyle fotoğraflarını dağıtmalarının ardından Begin'i tutukladılar. Begin, 30 yıl sonra İsrail'in başbakanı olacaktı. Uzun süren karanlık saatlerden sonra hala güçlüyüz. Belge Başbakan Begin tarafından da imzalandı. Begin 1978'de Mısır Cumhurbaşkanı Enver Sadat'la birlikte Nobel Barış Ödülü aldı. Filistin'deki İngiliz mandasının son 8 yılında yeraltı Yahudi örgütlerinin gerçekleştirdiği 500'den fazla saldırı kayıtlara geçmişti. Bunlara İngiliz yetkililere gönderilen bombalı paketler de dahildi. 12 Ocak 1947'de bir başka Yahudi örgüt olan Lehi, bir İngiliz polis karakolunun önünde bomba yüklü bir kamyoneti havaya uçurdu. Şimdi Afya'dan son terörist eylemin sonuçlarına dair görüntüler geliyor. Bomba yüklü çalıntı bir kamyonla karakolda saldırı düzenlendi. Saldırganın Irgun üyesi olmasından kuşkulanılıyor. Patlamada 2 İngiliz ve 2 Arap polisi öldü. Pek çok da kayıp var. 60'tan fazla polis, asker ve sivil de yaralandı. Zayiatın büyük bir kısmına çevreye saçılan cam parçaları neden oldu. Sadece polis merkezi değil, bütün mahalle ağır bir hasar aldı. Cam parçaları 1,5 kilometre öteye kadar saçıldı. Siyonizmin ateşli bir savunucusu olan eski İngiltere Başbakanı Winston Churchill saldırıyı kınayacaktı.
Saldırılar arttıkça İngilizler Filistin'de kuşatma altına girdiklerini hissetmeye başlamışlardı. Bunun birkaç nedeni vardı. İngiliz güvenlik güçlerinin arasında çok sayıda Yahudi vardı. İngilizlerin planlarından haberdardılar ve onları engellemeye çalışıyorlardı. Ayrıca yurt dışındaki Siyonist hareketin İngiliz hükümeti üzerinde büyük bir etkisi vardı. Filistin'deki manda yönetimini ve kendi üyelerini etkilemesi için İngiliz hükümetine büyük bir baskı yapıyorlardı. İngiltere, Şubat 1947'de Filistin'deki mandasını sona erdireceğini açıkladı. Manda sözcüsü, ülkesinin bu zorlu durumu Birleşmiş Milletler'e havale edeceğini söyleyecekti. İngiliz kamuoyu daha fazla hayatın kaybedilmesine ve bütçenin harcanmasına izin vermeyecek. Tarafların direniş gösterdiği bir politikayı Filistin'de uygulamak için İngiliz güçlerinin kullanılmasına ve İngilizlerin hayatlarının harcanmasına daha fazla müsaade etmeyecek. Yahudilerin nefreti ve Arapların intikam hissi bizi bunu sonlandırmaya mecbur bıraktı. Bu, bizi dünya çapında olumsuz eleştirilerin hedefi haline getirdi. Biz üzerimize düşeni yaptık. İngiltere Filistin'den ellerini çekiyordu. Ve bu durum, 1948'deki olayların başlamasına neden olacaktı.